Bir padişahın sevdiği bir av köpeği vardı. Padişah ona son derece değer verir ve her ava çıkışında mutlaka onu yanına alırdı. Tasmasını mücevherlerle süslemiş, ayaklarına altın ve gümüşten halkalar taktırmıştı. Sırtı da sırmalı atlas bir çulla kaplıydı. Bir gün padişah yine onu yanına almış, saray erkanı ile ava çıkmıştı. Tasmanın ipek ipi elinde, at üzerinde vakur bir şekilde ilerleyen sultan gayet neşeliydi. Lakin gördüğü manzara bütün neşesini kaçırdı. Çok sevdiği köpeği değersiz bir kemik parçasıyla oyalanmaktaydı. Padişah önce mahzun olarak elindeki ipi çektiyse de köpek direndi. Pis kemik parçasını kemirmeye devam etti. Bu hal karşısında padişah hayret ve iddet hisleri arasında haykırdı. Bunca nimetimle perverdeyken beni bırakıp da iki kemikle meşgul olmak kabul edilir şey mi dedi. Son derece üzüldü. Köpeğinin bu nankörlük, vefasızlık ve duygusuzluğu ona çok dokunmuştu. Bir köpek de olsa mazur görüp affetmek içinden gelmedi. Gazapla yol verin şu edepsize dedi. Gafil köpek bu iddetin manasını kavradığında iş işten geçmiş, yapacak bir şey kalmamıştı. Öyle ki etrafındakiler padişaha, sultanım üzerinde mücevher, altın, gümüş ne varsa alalım da öyle bırakalım dediklerinde padişah, hayır bırakınız öyle gitsin dedi. Ardından ilave etti. Bırakınız öyle gitsin, öyle gitsin de ıssız ve kızgın çöllerde garip, aç ve susuz kalsın. Onlara bakarak kaybettiği ikram ve lütufların acısını yaşasın.